Merhabalar efendim, hoş geldiniz Kıbrıs TV ekranlarına, gündemden notlara. Evet, Mausa İnisiyatifi aktivisti Mertkan Hamit'le birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız? İyiyim, evet. Çok iyi. Sen? Hedefimiz farklıydı. Farklı konuları da biraz daha derinlemesine konuşacaktık ama birçok konu var. Gündem çok hızlı değişiyor. Derinya ve Aplış kapıları için daha fazla niyet etmiştik ama tabii gündemde malum diğer konular da var. En sıcak olanlarından başlayalım dilerseniz. Girne Emirnamesi tüm itirazlara rağmen bu değişiklik onaylandı. Aynı zamanda bir de saatler konusu var. Çok fazla tartışılan. Girne Emirnamesi ile başlayalım. Resmi gazetede de yayımlandı. Ve tüm itirazlara rağmen süreci hep birlikte izledik. Neler söylemek istersiniz? Çok güçlü bir mücadele verildi. Bir gerçek. Şimdi birkaç boyutuyla herhalde bakmak lazım konuya. Öncelikle insanlara rağmen dediğini yaptırmaya çalışan bir yapı var. Bunun adına iktidar denir ama bizdeki yani haliyle iktidar bile değil. Çünkü mevcut haliyle aslında azınlığı temsil eden, azınlığın siyasi görüşlerini temsil eden ne de mecliste koltuk değnekleri olmasa temsilci yeteneğine sahip olabilecek bir gruptan bahsediyoruz. Ama bu grup gerek sermayenin, gerek işte kendi iç çıkarlarını korumak adına Girne'de hali hazırda birçok zarar verdiğimiz kente daha da fazla zarar vermekle ilgili olarak hiç çekince duymadan emirnameye geçirdi. Yani işte daha önce de yapılmıştı, o yüzden şimdi bize mi kaldı denildiğinde evet, çünkü şu an hassasiyet oluştu. Girne insanı, Girne inisiyatifi diye bir yapı oluşturdu. Girneliler bunun için son derece şeffaf, açık toplantılar gerçekleştirdi. Kendi kendilerini yaşama alanlarını belirlemek için bir sürü çalışma yaptı ve siz Girne'nin insanlarına rağmen bu emirnameyi geçirdiniz. Bu doğal olarak aslında iktidarın insanlar umurumda değil. Belki ben sizi temsil etme iddiasındayım ama bana işte X, Y, Z odaklarından gelecek olan para, güç, iktidar çok daha anlamlıdır. O yüzden hiç de umurumda değil bu insanlar demiştir. Bunu da resmi gazetede duyurmuştur. Girne Emirname süreci budur bana göre. Olumlu olan tarafı şudur. Girne insanı kentine sahip çıktı. Girne insanı yaşadığı alanı ve yaşadığı alanla ilgili olarak meseleleri korumak için, kendinin nasıl bir hayat istediğini gösterebilmek için açık bir şekilde siyasi iradesini ortaya koydu. Bugünkü iktidar bunu dinlememiş olabilir ama günün sonunda günü gelecek ve Girne insanının ben onlara, onları dinlemeyen, onlara rağmen bir şeyler yapmak isteyen insanlara gereken cevabı verebileceğini söylüyorum. İmar planının bitmesine az bir süre kadar da bu karar ısrarla geçirilmiş oldu. Yani bu bildiğimiz ve geniş bir alanı kapsadığı da söyleniyor herhalde. Tabii ben kent plancısı değilim. O yüzden bunun işin teknik boyutuyla ilgili yorum yapamam ama eğer bir siyaset bilimci olarak bakarsak işe yapılan davranış faşizan bir davranıştır. Yapılan davranış demokratik ilkelerden yoksundur. Yapılan davranış insanlara rağmen yapılan bir şeydir. Bunu yaparsınız, rantı alırsınız, cebiniz dolar, birilerinin daha cebi dolar. Ama demokratik bir yerde yaşıyorsak, demokrasi mücadelesi veriliyorsa bu ülkede gün geldiğinde daha hesabı kesilir. Daha önce de konuşmuştuk, bu programda da konuşmuştuk. Evet, bu ülkenin yasal yapıları insanlara güven duyabileceği kadar iyi değildir ama bu bir şeylerden vazgeçmek, bugün işte bu rant kapısı sağlandı diye mücadeleden vazgeçip hükümetin dediği olur demek değildir. Güçlerin birleştirilmesi lazım. Mausa inisiyatifi olarak zaten biz sürekli bir biçimde farklı bölgelerde inisiyatiflerin geliştirilmesi, başka bölgelerdeki insanların da kendi yaşam alanlarıyla ilgili zaten bir şeyler söylerken doğal olarak ülkeyle ilgili de konuştuklarını. O yüzden de böyle bir mücadele verilecekse, yani ülkeyle ilgili bir mücadele vereceksek günün sonunda hep beraber bunun verileceğini defalarca vurguladık. O yüzden bugün yani bu sadece bölgesel sıkıntılar
da değil aslında vermek istenen mesaj bir tabii yerde ki, de. Tabii ki yani bu ülkenin sıkıntısı ve şöyle bir şey vardır. Bugün Girne'de insanlar siyasi partiler... Hangi siyasi partiye ait olursa olsun onun ötesinde düşünebilmiştir. Hangi siyasi anlayışa sahip olursa olsun onun ötesinde düşünebilmiştir. Ve ülkesinin geleceğini düşünmüştür. Böyle bir ortak aklın oluşması, illaki bugün eminleme sürecinin işte istenilen sonuç gelmedi diye sona ereceği anlamına da gelmez. Biz Mausa İnisiyatifi olarak yıllardır Maraş'ın açılması için ses çıkarıyoruz. Yıllardır Suriçi'nin UNESCO kültür mirası olması için ses çıkarıyoruz. Yıllardır Mausa Limanı'nın uluslararası deniz ağına dahil olması için uğraşıyoruz. Ve bundan hiçbiri gerçekleşmedi. Ama bu yolu yürürken çok daha güçlendik. Çok daha sesimiz duyulur oldu. Aynı şekilde eminim Girne'deki insanlar da bugün emirnamenin işte geçirilmiş olması, zoraki bir şeyin yapılmış olması geri dönülebileceği anlamında değil. Girne insanı motivasyonunu yüksek tutup o mücadeleyi devam ettirirse bence günün sonunda istediklerine de ulaşabilecekler. Günün sonunda... Yani bu şu an kendince iktidar olanlar belli ki belli bir çıkar odaklarıyla çalışıyorlar. Ne kadar bu sürebilecek onu da göreceğiz. Evet, özellikle Kıbrıs konusunda ve iki toplumlu birçok hem etkinlikleriniz oluyor hem çağrılarınız oluyor hem de bir inisiyatif almış durumdasınız. Şimdi... Bakanlar Kurulu'nun almış olduğu saat kararı bir yerde farklı noktalara da dikkat çekmek gerekiyor herhalde. Tepki de herhalde sadece saat olarak da algılanmaması lazım. Çünkü görüyoruz sosyal medyada neredeyse bu konu hakkında söz etmeyen de kalmadı. Tabii bunun doğru olduğunu savunanlar da var, buna tepki gösterenler de var. Sadece tuhaf olan bölünmüş, dünyada bölünmüş tek başkentin saatlerinin de bundan sonra bölünüp, zamanının da bölünüp ayrı olması. Bu herhalde biraz daha farklı bir şekilde dikkat çeken bir nokta ve liderler şu an masada bir adayı yeniden birleştirmek için uğraş veriyorlar. Saat kararıyla ilgili ilk duyduğunuzda tepkiniz ne oldu veya ne düşünüyorsunuz? Yani şimdi canlı yayında ve şey olduğumuz için kamusal bir alanda olabildiğince doğru kelimeleri kullanarak eleştirmek isterim. Yani herhalde şey bir saat daha kurtaralım dediler. Çünkü gidiyoruz. Bari bir saat uzatalım ömrümüzü falan modundadırlar diye düşünürüm. Çünkü yani bu kadar saçma ve aptalca bir başka davranışın olamayacağını düşünürüm. Evet, Türkiye Cumhuriyeti saatlerle ilgili bir karar almıştır. Bu dünyadaki ilk karar değildir. Yani dünyadaki tek devlet TC değil bunu yaparken. Ancak şurada bir anlamsızlık var sanırım. Türkiye bununla ilgili olarak bile yıllardır kamuoyuna saatlerin geri alınıp alınmamasıyla ilgili olarak mesaj göndermekte. Çeşitli piyasalarını ona göre hazırlamaktadır. Daha önce de bu gibi acaba değişecek mi değişmeyecek mi yönünde tartışmaların yaşandığını hatırlıyorum. Yani şuna bakarsak hatta şimdi Türkiye ile Kıbrıs'ın saatlerinin farklı olduğu böyle daha önce olan bir durumdur. Hatta şöyle bir not var işte Denktaş'ın kendi anılarına baktığımızda 74'te bir saat erken duyuruldu. Türkiye'nin adaya müdahale yapacağı çünkü saat farkı vardı Türkiye ile Kıbrıs arasında. Yani böyle Türkiye ile Kıbrıs'ın illeki aynı saatlerde olma saçmalığı bir zorunluluk değildir. Yani bu bir kere yani işte Türkiye yaptı biz de yaparız deyip yani aslında bu kendince KKTC'yi yüceltmek isteyenlerin de belki de ne kadar öngörüsüz ve düşünceden yoksun olduğunu göstermektedir. Çünkü en büyük sorunu eğer siz KKTC'yi tanıtmak isteyen falan filan bir şeyler diyorsanız en büyük sorunuz sizin KKTC'nin Türkiye'nin alt yönetimi olmadığını
tanıtlamaktır. Çünkü Uluslararası İnsan Hakları, yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne göre Kuzey Kıbrıs Türkiye'nin bir alt yönetimi olarak tanımlanmaktadır. Siz de alt yönetim olmadığınızı nasıl kanıtlarsınız? Türkiye bir şey yaparken biz ona göre onu tamamen takip etmiyoruz. Kendi ayrı politikalarımız var dersiniz. Ama bizim işte bunu kendine misyon edinmiş olan Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti başkanları ve başbakan ve heyeti günün sonunda tam da onun dediğini yaparak alt yönetim olduğumuzu, aslında özgür bir ülke olmadığımızı, aslında biz kararlarımızı verirken kendi halkımızın kararı değil, başka odakların kararlarının peşinde gittiğimizi, o yüzden... Hiç onun üzerinde düşünüldüğünü düşünüyor musun yani, diye sorsam? Bence... Yani bu böyle bir karar alındı Türkiye'de. Nasıl olacak diye... Bence yani... Sayın Başbakan herhalde bench press'te ne kadar basabileceğini sadece düşünebilir artık. Yani bu kadar dar görüşlü bir başbakan olduğundan dolayı ben utanırım. Yani yapacağımız sadece copy ve paste'tir. Yani ne yapılırsa aynısını yapalımdan ileriye gidebilen bir görüş yok. O yüzden böyle bir şey düşünülmemiştir. Yani düşündüğü maksimum işte Türkiye'de böyle bir şey oluyor. Zaten bizim bankalarda ona göre çalışır. Hadi aynı yapalım da kolay olsun. Yahu bu ülkede... Güneyle ilişkileri olan insanlar var. Güneyde çalışan insanlar var. Güneyde zaten... okula giden çocuklar var. Yüzlerce hem de. Yani baksak eminim kendi üyelerinin çocukları da güneyde okula gidebilir. Ya da kendi oy isteyeceği insanı. Kuzeyde bile gitse aslında şimdi ailelerin bir yerde daha mağdur olacağı konuşuluyor. Küçücük çocuklar kış mevsiminde düşünün bir saat daha erken kalkacak. Daha çok karanlıkta neredeyse okula gidecek. Tabii yani bu olacak. Onun yanında hayatı düzenlemekten yana sıkıntı yaşayacaksınız. Yani şudur. Güneyde okuyan ya da çalışan bir insan mesai saatiniz bittiğinde 6'da bitiyorsa 7 olacak geçtiğinizde kuzeye. Ve siz bu insanlara her gün bunu yapacaksınız. Siz bu iki tarafın yani kuzey ve güneyin temasına karşı mısınız? Değilseniz neden engeller yaratıyorsunuz? Neden bu işin zorlaşmasını istiyorsunuz? Kıbrıslı Türklerin ya da herhangi bir insanın güneyde çalışması yasak mıdır? Değildir. Öyleyse bununla ilgili olarak neden insanların hayatını zorlaştırıyorsunuz? Bu bir kaos yaratır mı size göre? Tabii yaratır. Yani günün sonunda belki ayaklanma, toplumun ayaklanması şeklinde değil ama hükümetin ne kadar, yani zaten meşruluğu tartışılan bir hükümetin daha da meşru olamadığını kanıtlayacak bir adımdır. Yani siz öngörüsüzseniz ve bu insanlara aldığınız kararın kendi insanınıza zarar vereceğini biliyorsanız bu bir sorundur. Bankaların çalışma saatlerinde herhangi bir kayıp yaşanmayacaktır günün sonunda. Çünkü zaten bankalar işlemlerini yapacak. Bizim uluslararası borsalarda hisse senedi falan filan gibi bir şeyimiz yok. Yani Türkiye borsalarında yaptığımız bir şey de yok. Olsa da bir etkisi olmaz. Yani öyleyse en büyük borsa Amerika'nın olduğu bütün saatleri Amerika'ya göre mi ayarlayalım? Eğer finans piyasasıysa. Günün sonunda bütün bunlar üzerinden geçirebilecek meselelerdir. Eğer ki devlet olarak şey deseniz yaz kış bizim için çok büyük bir fark yoktur. Böyle bir uygulamaya geçecek deseniz ve bununla ilgili taraflar da görüş bildirse vesaire yani vesaire. Yani önceden tartışılan bir konu olsa o zaman tabii ki anlaşılabilir. Yani bu konu zaten gündemdeydi, geldi ve yapıldı denir. Ama bu konu ne gündemdeydi, ne insanların haberi vardı. Ben sabah haber, daha doğrusu işte telefondaki application'dan Hürriyet'ten bana işte şey geldi ilk önce. Türkiye'de böyle bir olay oldu diye. Birkaç saat sonra ise bizim Bakanlar Kurulu kararını öğrendik. Evet. Yani o dakikaya kadar... Onu duyunca eyvah bizde de olacak diye geçirdiniz. Aslında geçirmedim ya. Ben gördüm. Ha, böyle bir şey oldu. Zaten bir bekleniyordu. O yüzden çok da şaşırmadım ama sonuçta bizim buradan herhangi bir kazancımız olmadığını düşündüğümüzden dolayı böyle bir şey yapılmayacağını düşündüm ama tabii ki taklit etmek ya da başkalarının işte başka ülkelerin iktidarlarına iyi görünmek uğruna her şeyi yapabilen bir hükümetimiz var. Hiçbir şey yapamadığını, basiretsiz olduğunu bir kere daha kanıtladı. Bunun tek dert bu kaldı. Tartışılıp eleştirilmeyen diye tepki ortaya koyanlar da var.
Ya bu... saat insanın hayatıdır çünkü. Yani şöyle bir şey var. Evet, tek dert bu kalmadı. Çok daha büyük dertler var ve hükümet saçmaladığı, yanlış yaptığı bir sürü konuda belki de gündemi de birazcık karıştırmak, birazcık dikkatleri dağıtmak için Mercedes'ten bunu şey yapabilir. Aynen onu diyordum. Hı. Yani 17 Mercedes 2 milyon TL harcandı. Şimdi 17 Mercedes'in yerine 1 saati konuşuyoruz. Yarın saatleri belki düzeltir ama 17 Mercedes'in işte tartışması belki gündemden kalkar. Geri adım atılır mı bu saatler konusunda? Yani bilemiyorum. Çünkü öyle öngörülebilir bir hükümetimiz yok. Yani herkes ama tepkili. Hatta bazıları sivil itaatsizlik evet. olabileceği yönünde de tepkilerini ortaya koydular. Ama her şeyde herkes tepki gösteriyor. Daha sonra unutup gidiyoruz diye kendimize de öz eleştiri yapıyoruz aslında. Yani bu bir birikimdir bence. Yani şöyle bir şey var. Burada, bu ülkede yaşayan insanlar mevcut hükümet partilerine karşı her gün bir okka daha nefret biriktiriyor. Her gün bir okka daha huzursuzluk, umutsuzluk biriktiriyor. Her gün bir oy daha kaybediyor mevcut hükümet. Ve bu yüzden de bu günün sonunda kime kazandırır ne olur bilemem ama yani zaten bir süreçte gelişiyor bildiğin gibi. Çözüm süreci seninle defalarca burada tartıştık. Bazen umutlu, bazen umutsuz, bazen canımız sıkkın biçimde sanırım her duyguyu yaşadık Kıbrıs evet, görüşmeleriyle evet. ilgili burada. Şu an iyi, olumlu bir süreç yaşanıyorken Kıbrıs görüşmelerinde hükümet kendine göre bir şeyler yapmaya çalışıyor herhalde. Kendi işte gündemi yaratma, gündemi değiştirme, ona yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Ama gün gelecek bu sistemin sürdürülebilir olmadığı, bu sistemde bir saate bile sahip çıkamadığımızı ve bu şekilde devam ederse saatlerimize bile sahip çıkamayacağımızı gördüğümüz sürece insanlar da özgür olabilecekleri, kendi kararlarını uygulayabilecekleri, geleceklerini garanti altına alabilecekleri adımlar atacak. O zaman da çözüm planı geldiğinde sanırım her makul insan, her aklı çalışan insan bu çözüm planının sürdürülebilir ve geleceği kurabilecek bir çözüm planı olduğunu göreceği için ve işte bu yapılan yanlışları, yani 2 milyon TL ile 17 tane Mercedes alınmasının ihtiyaç yokken, abuk sabuk bir sebepten dolayı saatlerin, saat sistemin değiştirilerek insanların hayatını zorlaştırıldığı ve bunun gibi daha sayabileceğimiz birçok şeyi sona ermesi için gidip plana destek verecek. O yüzden insanların o iyi ile kötüyü ayırt etmesi için bunlar hep bir imtihandır. Şükür ki hayır deme ihtimali yüksek olan insanlar sürekli bu imtihanlarda başarısız oluyor. Ve biz de haklı olduğumuzu ve bu yapının sürdürülebilir olmadığını, bu yapının değişmesi gerektiğini ve bu yapının değişebilmesi için böyle işte genç ve yakışıklı vekiller, bakanlar değil, tam tersine tamamen sistematik bir değişimin gerekli olduğunu, bu ülkede federasyonun gerekli olduğunu ve bunun içinde bu gelmediği sürece sorun yaşayacağımızı kanıtlıyoruz. O yüzden yapsınlar, günün sonunda işte emirnamede de gördük, saatlerde de gördük, Mercedes'lerde de gördük. Bu sistem sürülebilir değildir ve bunun için Ali ile Mehmet arasında bir değişiklik değil, meşru bir zeminin oluşacağı yer gerekiyor. O yüzden de yapmaya devam etsinler, faydası var. Çözüm yönünde. Çözüm yönünde faydası var. Adımlara faydası var. Evet, ara bölge ne olacak diye tabii. Bizim ara bölgede bir ara açıklama yaptı arkadaşlarımız. Home for Cooperation yönetimindeki üç dilli olarak yaptılar açıklamayı. Sosyal medya sayfasından. Türkçe, İngilizce espriler ve espriler havada uçuşuyor elence. Zaten. Biz 30 dakika kuzeyden ve 30 dakika güneyden değiştirerek yarım saat olarak karar verdik. Mouse inisiyatifi de benzeri bir şey yaptı. Biz Kıbrıs'tan bağımsız olarak iki tarafa eşit olduğumuzu kanıtlamak adına yarım saat dedik. Artık herhalde böyle bir durum olacak. Çünkü çok, yani bana şu an çok saçma gelen şeyler var. Mesela görüşmelerin saatleri neye göre belirlenecek? Türk tarafının saatine mi göre mi? Rum tarafının saatine göre mi? Yoksa birileri çıkıp... Orada da bir eşitsizlik olur mu? Yoksa çıkıp birileri işte yine tanınmamış devletin saatine ya da işte Rumların dediği oldu falan gibi bir saçmalık mı konuşacak? Yani böyle bir saçmalığın gündeme gelmesi bile ayıptır ve bunu başarabiliyor bazıları.
Herhalde böyle kendine güvenleri yüksektir diye düşünürüm ki her saçmalığı yapabiliyorlar. Derinya ve Atlıçı kapılarına gelelim. Son yine Cumhurbaşkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Bu çalışmaların hız kazanmasına yönelik de bazı hem kararlar alındı hem de bir takım görüş alışverişlerinde bulunuldu. Mausa inisiyatifi özellikle hem Maraş hem de Derinya kapısı için çok yüksek sesle mücadele veriyor. Son durumu nasıl görüyorsunuz? Orada hem esnafın da oldukça yükselen bir sesi vardı, çağrıları vardı. Umut var mıdır? Heyecanınızı yitirdiniz mi? Veya bu gecikmenin yaşanması sizde ne gibi bir his uyandırdı? Şimdi tabii bir sürü şey söylenebilir. Şöyle öncelikle şunu söyleyelim. Biz günün sonunda bu kapının açılmasını istiyoruz. Bu konuda heyecandan çok inadımız var. Yani istedikleri kadar birileri oyalayabilir, engel çıkarabilir, bürokratik sebepleri olabilir. Ama günün sonunda biz bu kapının açılmasını istiyoruz. Bunu esnaf da istiyor, bunu genç olan insanlar da istiyor, bunu öğretmen de istiyor, mühendis de istiyor, herkes istiyor. Mausa halkı bu kapının açılmasını istiyor. Ya açacaklar ya açacaklar günün sonunda. Bununla ilgili adımlar atılıyor. İstediğimiz hızda mı atılıyor? Hayır. Bununla ilgili sorunlar, kopuklar oldu mu? Oldu. Zaten bunu birinci ağızdan Cumhurbaşkanı daha önce söylemişti. BM yani bu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'yla bir kopukluk olduğunu. Hatta o işte programın başındaki kişileri saraya davet etmişti. O yüzden kopukluklar oluyor. İstenildiği hızla değil. Evet. Aldığımız bilgilere göre yani bu işi yapacak olan firma henüz işe başlamış değil. Ama ihaleyi kazanan firma günün sonunda bunu belli bir süre içerisinde tamamlamayı taahhüt etmiştir. Burada şöyle bir eksiklik var. Cumhurbaşkanlığından ya da taşıyıcı firmadan kaynaklanan bir sorun değildir bu. Doğrudan hükümetten kaynaklanan bir sorundur. Burası yapılırken işte askerin telleri 2 milyon TL, elektrik hattı, su hattı, bilmem ne hattı falan filan diye bizim eğer bir devlet olduğumuzu iddia ediyorsak 4 milyon TL'ye yakın bir harcama yapmamız lazım. 4 milyon TL bir devlet için, devlet iddiasındaki bir kurum için, hatta bir şirket için bile kimi zaman anlamlı böyle çok büyük paralar değildir ama bizim 4 milyon TL harcamamız lazım. 2 milyon TL'si askerin sakladığı işte kendi bölgesi ve Maraş'a tel çekmek için artık. Bir 2 milyon da Mercedes'lere. 2 milyon Mercedes parasına yani aşağı yukarı. 2 milyon da işte yolun altından geçecek olan su hattı, telefon hattı, bilmem ne falan filan altyapı işleri. Şimdi biz bunu yapmaktan acizsek yani 800 metrelik bir yola telefon hattı çekemeyik. Onun altyapısını, daha doğrusu altyapısını yapamayık diyorsak yani zaten gidip de eğitim sistemi ve kültür ve sanat ve bilmem ne ve işte turizm falan filan konuşmayalım boş yere. Şimdi biz varsayıyorduk ki Mausa'da yaşayan insanlar olarak Kuzey Kıbrıs her ne kadar ağır aksak devlet olsa da bunları yapar da biz buradan turizm nasıl yaparız? Biz buradan ekonomiyi nasıl canlandırabiliriz? Biz buradan insanların hayat kalitesini nasıl arttırabiliriz diye düşünüyorduk. Meğerse biz daha yolun altından geçecek olan boruları koyabilecek kapasiteye sahip değilmişiz ki işte oradan rahatıyla telefon hattı geçsin, elektrik hattı geçsin bilmem ne. Şimdi eğer böyleyse mesela ve başbakan olsa oradaki insan ve bunu yapamadığını görse yani istifa mektubunu yazar. Der ki burada ben artık saçma bir görevdeyim galiba bu bana göre değil deyip gider. Bu tabii bizim ülkemizde pek olabilecek bir şey değil. Ama yani insan önce yapacağı ve elindeki gücün bunu yapamayacağını, buna muktedir olmadığını gördüğünde zaten utanabileceği bir durumdur. Ancak biz tabii ki hala bekliyoruz. Bunun yapılmasını bekliyoruz. Bunun art niyetli olduğunu düşünüyorum ben. Net bir şekilde söylemek gerekirse. Art niyetli olma sebebi de şu anda en azından bu ülkede
yeniden yakınlaşmayı istemeyen, bu ülkede barış olmasını istemeyen, bu ülkenin yeniden birleşmesini istemeyen kişiler sadece Kıbrıs Türk toplumuna oynamak istemiyor. Aynı zamanda Kıbrıs Rum toplumuna çözüm olursa bu insanlar başınızı belaya sokacak. Bu insanlarla işte iş yapamazsınız. Bunlar daha bir yolu dökmekten acizdir. Bunlarla ülke mi paylaşacaksınız? Bu insanlar yönetici olabilecek güce müktedir insanlar değildir. En fazla bunlardan azınlık olur. Hissiyatını güçlendirecek, bu sözü söyleyecek insanlara malzeme yaratıyorlar. Bu en çok onların işine yaratır. O yüzden ben bu ülkenin yani işte geleceğini anlamaktan yoksun insanların tabii ki Derinya kapısındaki önemi anlamaktan yoksun olacağına inanırım. Bu o yüzden anormal bir şey değildir. Bu ülkede kapsamlı çözüm de olsa, parçalı çözüm de olsa, UFO'lar gelip isyanla kontrol de etse bizi, ne olursa olsun bu kapının açılmasını istiyorum Avusa halkı. Fark etmez yani günün sonunda sonucunun ne olacağı. Ancak o zaman Mausalı insanlar için yeni bir sinerji, yeni bir koşul yaratabilmenin önü açılabileceğine inanıyorum. Evet. UFO'lardan bahsetmişken aynı zamanda bir gök cismi görüldüğünü de tekrar hatırlatalım. Güzelürt Trodos bölgesinde bu konuda meteor olduğu söyleniyor tabii ki. Bunu da hatırlatmış olalım. Bir not olarak. Bu da bir heyecan yaratmış aynı zamanda. Evet, tabii UFO'lar da gelse bizi kontrol etse. Bu saatlerden sonra aslında espri konusu oldu bu gök cismi de. Peki, müzakerelerin gidişatına ilişkin artık 14 Eylül'de bir açıklama yapılacak. Evet. Uzlaşı noktaları açıklanacak. Aynı zamanda Rum lider Anastasiadis'in de Yunanistan Başbakanı ile görüştüğünü öğrendik. Ve nasıl bir yol izleneceğini ele aldılar. Mülkiyet konusunu görüştüler, garantiler konusundaki bu senaryoları masaya yatırdılar. Ve şöyle de bir detay vardı yine yansıyan. Her iki tarafın da yine hassasiyetleri aslında bir takım şeylere karşı oldukları ama her iki tarafı da rahat, her iki tarafın da rahat edebileceği yönünde de bir detay vardı yine Rum basınına yansıyan haberlerde. Bunları nasıl değerlendirmek lazım? Tabii yani şey boyutunda, Kıbrıs meseleleri boyutunda gerçekten umutlu olabileceğimiz bana göre bir noktadayız. Tabii ki yani şeydir, Kıbrıs'ta 40 senedir aynı hikayeleri dinleyen insanlar olarak umutlu olalım arkadaşlar dediğimizde ikna edici olmak kolay değildir belki. Ama gerçekten ben bireysel olarak çok kez de burada eleştiren, umutsuz olduğumu dile getiren bir insan olarak umutlu olduğumu ve işlerin galiba yolunda gittiğini düşünüyorum. Hı hı. Şöyle bir durum var. Evet, 14'üne kadar liderler görüşecek. Zaten bir tür karartma uygulanıyor şu an, hı hı, bununla ilgili olarak. Belki de yerinde bir karartmadır. Çünkü çok hassas konular konuşuluyor. Çok insanlar için geleceği kuracağınız noktalar konuşuyor ve üzerinizde kamuoyu baskısını belki de hissetmeden konuşabilmeniz kimi zaman daha iyidir. Hı hı. O yüzden anlaşılabilir bir durumdur. 14'ünde ya bir ortak açıklama, ya bir ortak metin, ya bir ortak basın toplantısı artık, hı hı, nasıl olacaksa, formatı nasıl olacaksa liderlerin yapacağını ve bu belgenin aslında orada çıkan belgenin bundan sonra bizim bu ülkede barış isteyenlerin yani bu barışı neden istiyoruz belgesi olduğunu ve bununla beraber artık sokaklara çıkmanın zamanı geldiğine ben inanıyorum. Belge herhalde değil de bir yani, uzlaşı metni. Uzlaşı metni yani belge olabilir. Dediğim. Uzlaşı, evet, yani belge derken herhangi bir metin. Çok fazla heyecanlandın mı diye o konuda yani şey gibi bir çözüm metni değil. Onu net olarak söyleyebilirim. Yok ya, belge dediğim bir metin ama bu metin New York da zaten zirve olacak. Evet. Beşli hedefi var. Beşli olmayabilir tabii ama umarım beşli olur. Ama şöyle bir şey var. Eğer New York'ta yani 26-27'si gibi bir şey, hı-hı, olacak New York'taki zirvede. 26-27'sinde beşli zirvenin olacağının dahi duyurulması bence bu işin artık geri dönülemez noktaya geldiğini, bu noktadan sonra bir planın öyle ya da böyle üretileceğini ve bu o planın da öyle ya da böyle bu referanduma gideceğini, halkların da karar vereceğini
nihai olarak inanıyorum. Yani beşli zirve açıklaması bana göre artık geri dönülemeyen noktadır. O noktadan sonra sizin biz vazgeçtik olmasın hepsini çekiyoruz geri falan deme şansınız yok. O yüzden yani bu arada bir tren kazası olmazsa bu işin istenen noktaya geldiğine inanıyorum ben. Ama dediğim gibi çok önemli gelişmelerdir, tarihi gelişmelerdir. Şöyle bir, özellikle akşam yani Tsipras'la Anastasiadis'in görüşmesi, Kotsyas'ın Çavuşoğlu'yla Girit'te görüşmesi. Bunlar yani ve Kıbrıs konu olarak görüşmeleri, işte dün İngiltere'den ziyaretçilerin gelmesi. Bütün bunlar aslında çok önemli gelişmelerdir. Kıbrıs'ın geleceğini belirleyecek olan gelişmelerdir. Günün sonunda belli ki aslında yani evet 3 aşağı 5 yukarı işte mülkiyettir, güvenlik değil. Garantiler güvenlik ve mülkiyet konusunda bir çıkmaza girileceği yönde endişeniz var mı sizin? Yani Yoksa bir orta yol bulunabileceğine şöyle bir inanmıyor şey var musunuz? yani çıkmazdayız zaten. Yani bu Daha daha fazla bir çıkmazı düğüm. yok. Yani daha fazla düğüm edemezsiniz. 50 bin tane askerin olduğu, %30 kusurunun başka bir ülkenin ordusu tarafından kontrol edildiği bir yerde yaşıyorsunuz. Yani bir Kıbrıslı Rum lider olarak düşünün. Görüştüğünüz konu garanti ve güvenlik zaten daha karmaşık hale gelemez. Ülkenizin büyük bir bölümü, yani ciddi bir bölümü kontrol altında. İktidarınız oralara dokanmaya yetmiyor, silahlı gücünüz onlara dokanmaya yetmiyor ve müttefik olabileceğiniz ülkeler de bu konuyla ilgili hiçbir şey söylemiyor 40 yıldır. O yüzden Anastasiadis de eleştiriliyor çözüm halinde Türkiye müttefikimiz olur gibi söylemleri ve bir takım farklı dil kullanması güneyde özellikle bazı kesimlerin Tabii. tepkisine neden oluyor. Tabii bunun benzerini kuzeyde de görüyoruz. Hatta bu çok fazla da hem kuzeyde hem güneyde aynı şey yaşanıyor diye çok Evet. yorumlanan bir konu. Tabii ki yani güneyin de kuzeyin de işte hayır cephesi vardır. Hayırcıları vardır. Bu statükodan memnun olanları vardır. Ve o yüzden onlar hiçbir şeyin değişmemesi için ellerinden geleni yapacaklar. Bu anormal bir şey değildir. Önemli olan günün sonunda bu insanların aslında bir azınlığı temsil ettiğini gösterebilmektir. Çünkü biz eğer ki yani Kıbrıs'a baktığımızda güvenliğimizin garanti olarak insanların ortaya koyduğu hassasiyetlerin karşılandığı, Kıbrıslı Rumların bunu bir tehdit olarak görmediği, mülkiyetle ilgili olarak malınıza mal diyebileceğinizin garanti olduğu, işte bir ülkenin yönetiminde olduğunuz ve size dışarıdan biri saatleri değiş, acanım dediğinde değişmeyeceğiniz bir koşul olduğunda, işte 2 milyona Mercedes aldığınızda mahkemeye alan bir hükümet olursa onları mahkemeye verip sürüm süründürebileceğiniz bir yapı oluştuğunda, bunları size sağlayacak bir yapı kurulduğunda tabii ki insanlar doğal olarak bunu isteyecektir. Yine saatlere de geldik bu arada Evet. ve nasıl olacağı yönünde de bir takım soru işaretleri. Çünkü bir Avrupa Evet. ülkesi olacak ve bu durumda nasıl olacak? Tabii Şimdi bunlar da hep soru şeydir, işareti. çok basit bir şey var. Greenwich Mean Time denen bir şey var. Bu işte Greenwich var İngiltere'de, Londra'da. Oradan hesaplanmış bir şeydir. Zaman dilimlenmesi diye bir şey var. Uzun yıllardır bu kullanıyor. Buna göre ülkeler kendilerinin onun neresinde olduğuna karar veriyor. Biz artı 2'deyiz oradan. 2 saat İngiltere ile farkımız var zaten. Aslında hep neredeyiz bilmiyoruz şeklinde Yani de bir şikayet, serzeniş oluyor zaman zaman. coğrafya olarak yani şimdi Greenwich Mean Time denen işte Greenwich zaman ayarına göre sizin olduğunuz yer bellidir. Siz onu değiştirmek isteyebilirsiniz. Değiştirirsiniz de günün sonunda bu size ne getirir, ne götürür bilemem. O yüzden yani dediğim gibi bu saat konusu değişik bir yani karar. Ben böyle bir saçmalık olabileceğine hiç inanamazdım. Oldu ama gerçekten. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ne yazık ki sonundayız artık. Saate göre. Süremiz, Tamam. saatimiz, vaktimiz doldu. Çok teşekkür ederim ben katıldığınız, katkı koyduğunuz için. Ben de Yeniden teşekkür ederim. umarız iyi temennilerle kapatalım.
Evet. Kolaylıklar diliyorum. Çok teşekkürler vakit ayırdığın için. Evet. Mausa İnisiyatif aktivisti Mertkan Hamit stüdyo konuğumuzdu. Bugünlük bu kadar diyoruz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın. Işıkları dökülürken ovalara, çiftçi, köylü düşer yollara. Kilitler açılır, kepenkler kalkar. Yaşam pırıltıları